Herkese merhabalar diyorum. Bugün burada Uyanış Festivali adı altında güzel bir etkinlikte ve önce sağlık kapsamında bir seminerle sizlerle birlikte olacağım. Bugün ben sağlık konusunda bu seminerimi yaparken, ee, öncelikle e, bir yazar ve farkındalık eğitmeni e, olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsmin e, Sibel Buğdaycı. E, bugün burada e, sizlerle kendini özgürleştirmek ve e, bağımlılıklardan serbest kalmak üzerine e, bir seminer, farkındalık temelinden, farkındalık üzerinden e, bir seminer e, gerçekleştireceğiz. Ee, öncelikle ben yine beni tanımayanlar için kısa bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, İletişim Fakültesinden e, mezun olduktan sonra e, ben yıllarca gazetecilik yaptım ve gazetecilik yaptığım dönemlerde e, yazı yazma eylemini, yazı disiplinini sanatı e, yakından takip ettiğim ve meslek olarak edindiğim için de kendimi hep daha iyi e, insanlara sunma ve kendimi keşfetme üzerine e, yoğunluklarım oluyordu, araştırmalarım, okumalarım gerek e, sanat üzerine olsun, gerek edebiyat üzerine olsun birçok alandan besleniyordum. Fakat yıllar içerisinde e, biraz daha e, kendimi kendime bir içsel yolculuk yapmak istediğimi hissettim ve 2000 yılında e, kendimi Latin Amerika'da buldum. Daha doğrusu belli bir e, karar verme, niyet alma süreçleri sonucunda bir yıllık bir ekvator Peru ve Bolivya'da bir yıllık bir e, içsel e, yolculuk e, diyebileceğim hem tabii ki normal bir seyahat yaparken yaparken bir yandan da e, kendi yeteneklerimi keşfetmek Kendimde farklı anlamda bir bağlantı kurmak e, üzerine ve kısacası e, yeni bir ben oluşturmak üzerine gittiğim bir seyahatte bu. Bir yıl e, sonra ülkeme döndüğümde e, bu seyahatin ardından e, ilk kitabım olan e, Sakin Ol Her Şey Mümkün adlı kitabımı yazdım. Ve e, süreç içerisinde, yıllar içerisinde de birkaç yıl sonrasında da farklı yine e, bir alternatif seyahat olan Mısır'a Atlas Servisi aracılığıyla bir iş seyahati yaptım, bisikletle yaptığım bir keşif seyahati e, oldu. Ve buradan e, döndüğümde de makalenin ardından Kahire Kızıldeniz Bir Bisiklet Yolculuğu adlı kitabımı oluşturdum. Bütün bunları anlatmam e, şundan dolayı ki Beni oluşturan yolda çok önemli olmaları ve bugün yaptığım farkındalık eğitmenliği içerisinde benim yolumun başlangıç adımları bu kadar uzun yıllar bile olsa aslında başlangıcın adımları olduğunu şu anda hissediyorum çünkü aradan geçen 21 yıllık bir süreç var. Bu bu festivalde uyanış festivalinde kendimizi özgürleştirmek ve bağımlılıklardan serbest kalma konusunu sizlere ben farkındalık temelinden anlatacağım. Ve şununla başlamak istiyorum. Aslında birçoğumuzun birçok bağımlılıkları olabiliyor ama bunlar tabii ki bağımlılık deyince en ağır bağımlılıklar aklımıza geliyor çoğunlukla ama bir de birçok küçük bağımlılıklarımız ve bizim hayatımıza kalitesini azaltan diyebileceğim bağımlılıklarımız olabiliyor. Benim e, bağımlılıklara aslında e, ilk e, çocukluk yıllarından itibaren bir e, dikkat dikkatim çekilmişti diyebilirim bu olaya Çünkü bir e, küçük bir e, çocukken 10 e, yaşlarındayken bir restoranda ailemle gittiğim bir restoranda otururken oradaki bir e, kişinin, Cinsiyet vermeyeyim çünkü kadın ya da erkek olması önemli değildi. Sadece kendine ve çevresine zarar verici, hatta kendisini psikolojik anlamda küçük düşürücü hareketlerde bulunması. E Tabii ki e, bu bir e, maddeyle, bir e, alkolle olan bir şeydi o sırada. Benim dikkatimi çekmişti bir insan kendisini nasıl bu kadar e, küçültücü bir duruma düşer, düşürebilir diye. Biraz üzülmüştüm. Böyle bir tanışıklığım olmuştu ilk an. E, bağımlılıkla diyeyim daha sonrasında yıllar içerisinde e, gerek gazetecilik hayatımda gerek hani ilerleyen e, hayatım içerisinde çevremde arkadaşlarım e, tanıdıklarım yakınlarım ve e, birçok kişinin de böyle bağımlılıklarla kendilerine e, Madde olmasa bile küçük denilen bağımlılıklarla bile kendilerine zarar verdiklerini ve aslında gerçek potansiyellerine ulaşamadıklarını gözlemliyordum ve kendimde de bunu uygulamaya çalışıyordum. Tabii ki benim de zaman zaman e, az diyebileceğim ama kendime zarar veren e, hayatım kalitesini düşüren belli e, minik alışkanlıklarım zararlı alışkanlıklarım oldu. Diyebilirim ve bu konuya bakmam da zaten bu konuya eğilmem de kendi gerçek potansiyelimi e, oluştururken kendi gerçek potansiyelime erişirken bu e, zararlı görünmeyen alışkanlıkları nasıl minimize ederek onların bağımlılığa dönüş me potansiyellerinin ihtimallerini görerek bunu baştan görerek engellemek yani burada e, benim yine konum olan farkındalıkla bunu en baştan dikkat ederek ee, bizim kontrolümüzde ilerlemesi yönünde e, bir çizgiye geçmesini sağlamak hedefim e, oldu. Hem kendimde, e, hem gözlemlerimde, hem e, hayatımda diyeyim. E, ben şimdi bununla ilgili e, aslında beni ürküten bu e, bir başka e, deneyimimi de e, gözlem diyeyim daha doğrusu anlatmak istiyorum. Latin Amerika'ya gittiğimde özellikle seyahatimin son dönemlerinde hem seyahatte devam ederken Ekvator'da, Peru'da ve Bolivya'da bir yandan da ben hem oranın yerel halkıyla hem de yurt dışından, dünyanın her tarafından birçok gençle, insanla tanışma fırsatı buluyordum. Bu güzel dostluklar, güzel tanışıklıklar arasında elbette... E, karşılaştığım yolda olduğum için tabii çok e, çeşitli insanla karşılaşıyordum. Bu sırada e, bir şekilde bir madde bağımlısıyla da e, karşılaştım bir grup insanla, birkaç insanla ve e, bunların e, arasında ben de sohbete katıldığımda bu kişilerin belli maddeleri özellikle ağır uy uyuşturucular konusunda bunun adının geçmesi, onun anlatılması dahi ee, özellikle şöyle bir an e, yaşamıştım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir genç e, Avrupa'dan bir e, genç e, bir erkekti ve bir şekilde hayatını bu maddeye e, uyumlayarak onun için e, yaşamaya başladığını daha sonra öğrenmiştim ama ilk o tanıştığım sohbet içerisinde gördüğüm kadarıyla belli şeyler anlatılırken gözlerindeki bir ışıltıyı ve parlamayı bir madde, bir maddenin adı geçtiği zaman çok büyük bir mutluluk ve hani hiçbir teması olmasa dahi bir sözcükle bile o yaşadığı duygunun aktive edilmesini ve Hayatını buna nasıl adadığını ve hayatını adayarak da nasıl aslında kendini mahvettiğini hem görünüşüyle hem yaşam stiliyle sonradan gözlemlemiş ve öğrenmiştim. Böyle bir tanışıklıkla birlikte, tanışıklıkla birlikte bu bağımlılığın aslında insanların ne kadar hayatını, bu konuda ben Sakin Ol Her Şey Mümkün Hatta kitabımda yazdım da bunu bir bölüm olarak, insanların hayatına, ne kadar e, ele geçirdiği üzerine e, beni ürküten tarafı buydu aslında yoksa hani e, bizler insanlara toplum olarak bizlere gençken de hep denir bağımlılıklar kötüdür şöyledir böyledir kesinlikle almamamız gerekir tabii ki bunları hepimiz duyarız ama bence e, gençlere aslında bu maddenin hayatlarına ellerinden e, yani yapma, etme, alma gibi eğer özellikle de anne babaysak ya da e, eğitimcilersek, öğretmenlersek daha çok insanlara bunun hayatın kontrolünü nasıl elimizden alacağını ve bizim bir insan olarak yaşamak yerine bilinçsizce kendimizi bırakarak kendimizle ilgili hiçbir zenginliğin yani zenginlik derken ruhsal anlamdaki herhangi bir zenginliğimizin herhangi bir sahip olduğumuz o müthiş güzelliğin içsel anlamda kesinlikle farkına varmayıp hayatımızı bir boşlukta harcamak üzerine e, olabileceğinin anlatılması gerektiğini e, ben özellikle bu e, Latin Amerika'daki gözlemimle ve daha sonra kendi ülkemde de insanlarda da gözlemledim. Özellikle bazen sokaklarda bu belli kesimden insanlarda. Yani bunları gözlemleyebiliyoruz ve nasıl yardımcı olmamız gerektiği konularında aslında elimizde doneler de bu şekilde oluştuğunu ben düşünüyorum. Ben tabii ki burada bir sağlıkçı değilim ve yazar ve eğitmen kimliğimde özellikle farkındalık açısından, enerji açısından insanların nasıl daha iyi olabileceği ve bütünsel anlamda insanların öz özellikle kendilerini çok iyi hissetmeleri e durumunda bu e içsel bilgiye erişebildiklerinde ve kalpleriyle bağlantılarını kurabildiklerinde aslında bağımlılıklarından da ya da bağımlılığa giden yolda çünkü az çok birçok şeyin bağımlılığı var. Bu yolda kendini kişinin bir dengelemesi üzerine eğitimcilerin görevi olduğunu düşünüyorum. Bizlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki doktorların ayrı uzmanlarla ayrı çalışmalar olacaktır. Ve e, kendimize esasen bağımlılıklarımızın farkına vararak e, en başta bir dengeye sokmak yolunda eğitmek ve bunun öneminin e, büyük olduğunu düşünüyorum. Bu nasıl bir şey daha açarsam, e, bizim tabii ki e, toplumdaki büyük kesimlerin çoğunluğu tabii ki madde bağımlılıkları e, olanlar var ama bir de e, elbette yeme içme bağımlılıkları, işte teknoloji bağımlılığı olsun e, ya da aklımıza gelebilecek daha birçok konuda e, bağımlılıklarımız oluyor. Benim mesela en çok çalıştığım, kendimde de e, ve eğittiğim, öğrettiğim konulardan bir tanesi teknoloji e, üzerine bir bağımlılığın. E, şu an özellikle bu e, COVID-19'la birlikte de internetin hayatımızdaki yeri ve şu an sizlerle de bir... E, e, online olarak çalışmalarımızı sürekli gerçekleştirmemiz. Elbette benim de hem birçok şeyi dünyayı takip etmem, hem kendimde bazen gerek izlemem gereken yurt dışından seminerler olsun ya da başka türde bilgiler olsun izlemek açısından ve interneti gerçekten sosyal medya olsun. Çok aşırı kullandığımız zaman zaman ben de hissediyorum. E, fakat geçmişime baktığımda hep bunu e, az kullanmaya yönelik bir yapım olduğunu, doğal olanı tercih eden bir yapım olduğunu biliyorum. Bu durumda ben de ne yapıyorum? Kendime belli detokslar, özellikle teknoloji konusunda kendime e, belli günler, belli saatler ve kontrolün bende olması üzerine kendi zihnimi eğitiyor. Ya da kendimi biraz geriye çekiyorum, dinlenmeler yapıyorum e, ve dolayısıyla... Bu şuna yaramış oluyor hiçbir şeyin internetin ya da e, sosyal medyanın te teknolojinin bile beni yönetmesi yerine kontrolün bende olması üzerine yani bağımlılıklardan serbest kalmak üzerine bir çalışma gerçekleştirmiş oluyorum ve bunu da e, belli tekniklerle gelen e, danışanlarımla e, çalışıyoruz. Dolayısıyla burada e, farkındalık konusu bağımlı olmaya giden yolda e, çok önemli bir e, rol oynuyor. Çünkü kişiler e, bağımlılıkta bir de şöyle bir şey var. Yani birisi bağımlıysa bundan bize ne diyebiliriz? İstediği kadar e, içebilir veya başka bir şekilde istediği aşırılığı yapabilir e, diyebiliriz tabii ki. Ama buradaki sorun kişilerin aslında kendi zihinlerinde acı çekmeleri ve bu bağımlılığın bir döngü olarak yaşanması. Yani kişilerin benim de gözlemlediğim kadarıyla çalışmalarımdan kişilerin bunu karar vermeleri, sonra bu kararlarını uygulayamamaları ve bundan acı çekmeleri. Bu böyle bir zincir şeklinde giden bir şey. İşte burada esas olanın yine farkındalıkla kişinin kendisini bu bağımlılıktan ne kadar serbest bırakmak istediği, ne kadar özgürleşmek istediği, hayatının kontrolünü ne kadar eline almak istediği gibi konularda onu bilgilendirerek, destekleyerek, enerjisel anlamda, bütünsel sağlık anlamında güçlendirme anlamında kendini iyi hissetmesi ve daha birçok e, anlamda ona destekler vererek bu kişinin öncelikle karar vermesi ve karar vermesinin de e, bağımlılığın e, bir nihayete ermesi, e, ona doğru gitmesi şeklinde ge gelebilmesi için e, evet bu kararlılığın, karar vermenin, niyet etmenin çok önemli olduğunu ben e, düşünüyorum ve bu e, durumda da Toplumda aslında eğitimcilerin yani okulda gençlerin e, bu konularla ilgili eğitim alması konusunda e, böyle bir öneride e, bulunmak istiyorum. Çünkü e, gençlerle konuşulduğunda genelde bu tarz şeylerin e, daha kestirme yöntemlerle bunun e, zararlı olduğu, kullanılmaması gerektiği daha sert usluplarla anlatıldığını e, anlatıldığına e, şahit oluyorum, tanık oluyorum, gözlemliyorum, dinliyorum. Yani bütün kanallardan e, televizyon olsun, teknoloji olsun, günlük yaşam olsun birçok e, yerden birçok bilgi akıyor günlük yaşam içerisinde. Ve bu bilgiler içerisinde kişinin aslında gençleri de eğitirken, bunlar bahsedilirken sert bir üslupla ya da bazen sert de demeyelim ama e, üslup kapalı e, kullanılması gerektiği üzerine bir Kısa kestirmelerle kapatılan bir konu olduğunu görüyorum ve şöyle diyorum ki burada gençlere bunu zararlı olduğunu ve hayatlarının kontrolünün elinden gidebileceğinin bir farkındalığının oluşması için bir eğitimler verilmesi gerektiğine inanıyorum, düşünüyorum. Böyle bir önerim var benim bugün aynı zamanda. Ben e, seminir mi? Aslında verirken farkındalık derken e, farkındalık yani kişinin kendini fark etmesi ve bağımlılıklarla ilerlerken ben e, neyi yapıyorum ve ne e, belki bağımlı değilim yani e, az bir alışkanlığım var fakat bu alışkanlığım diyelim ki şekere olan bağımlılığım. Evet yiyorum ama bu her gün artıyor ya da çok büyük bir boyutta bunu kontrol edemiyorum. Ama bana zararını hissediyorum. Dolayısıyla e, ne olmuş oluyor? Aslında bu farkındalığa eriştiği anda kişi e, çok büyük bir adım atmış oluyor. Ve iyileşme yolunda da e, bir gidebileceği bir yol açılmış oluyor. Çünkü farkına varınca ne oluyor? Farkına vararak ben... Aslında bunu yapıyorum ama peki bunu neden yapıyorum? Bunun köklerinde neler var? Ee, mesela hepimiz duygusal yemek yeme alışkanlıklarını, yani e, birçok şeyi duymuşuzdur. İçmek e, alkolle de ilgili böyle şeyler olabiliyor. Duygusal olarak kendimize zarar vermek ya da eksikliğini hissettiğimiz bir konu olduğunda kendimizi e, bir dışarıdan bir şeyle, maddeyle e, yiyecek de olabilir. Dediğim gibi mutlu etmek, yani aldığımız e, bu bağımlı olduğumuz veya olabileceğimiz e, miktarını artırdığımız şey diyeyim, bu, buna doğru giderken e, bir şekilde farkındalıkla dengeleri kurmak ve her şeyden belki ee, yiyecek olsun, içecek olsun, yerken ya da sosyal e, teknoloji çağındayız ve teknoloji olsun, birçok e, cinsellik olsun, birçok şeydeki alışkanlıklarımızda eğer bize zarar verdiğini hissediyorsak, orada farkına vararak dediğim gibi kendimizi geriye çekerek bir adım kendimizden uzaklaşarak bir nefes alarak sakin kalarak bunu nasıl e, bundan kurtulmak değil, e, bununla nasıl başa çıkabilirim üzerine? Eğilinmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu da bir başka konu aslında hep kurtulmak denir bağımlılıktan kurtulmak gibi. E, tabii ki doğrusu bu ama bunu açmak istiyorum. Kurtulmak yerine kendime aslında nasıl e, daha iyi davranabilirim? Ee, ya da bununla nasıl daha iyi baş edebilirim yaşadığım bu bağımlılıkla ve buradan bağımlılıktan nasıl serbest kalabilirim ve dolayısıyla aslında benim nasıl e, özgürleşebilirim, kendimi nasıl özgürleşebilirim konularına geliyoruz. Gördüğümüz gibi hepsi birbiriyle e, iç içe, matruşka bebekleri gibi ve burada Uyanış Festivali'nde görüyoruz e, Hepimiz, buradaki birçok doktor arkadaşımız olsun, farklı konulardan yine e, arkadaşlarımız olsun, hepimizin birbirini bütünlediğini ve e, tek bir konunun farklı açılardan ele alındığı için hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve e, ben seminerimde son bir örnek daha vermek istiyorum. E, kendim, bu size en başta anlattığım, Latin Amerika'da gördüğüm ve beni gerçekten... E, ürküten madde bağımlısı genç çünkü bu genç hani e, çok eğitimli, e, ışıl ışıl e, iç e, güzelliği olan bir insanken kendini mahvetmek yolunda ilerliyordu ve beni e, esas ürküten şey de buydu. Ama e, şimdi ben şunu anlatmak istiyorum. Yıllar sonra e, ben Paul e, Coelho'nun bir kitabını, ilk kitabını okurken orada da ee, o tabii ki hip dönemlerinde ve e, belli madde e, kullanımlarının çok yoğun olduğu dönemlerden gelen bir yazar. O da e, ki, onun da kitabında benzer türde e, bir deneyimini anlattığını görünce e, orada kendi deneyimimle birlikte bunu bütünleştirmiştim e, zihnimde. E, orada kitabında yazarda da e, kendisi e, yolculuğuna çıkarken e, ...bir yolculuğunu anlatıyor ve bu yolculuğunda e, Avrupa'da ya, ya gidiyor, orada e, madde bağımlılarının arasında yürürken yine hayatını kaybetmiş, e, kendi bilincini kaybetmiş, hayata dair hiçbir umudu olmayan bu gençlerin arasında dolaşıyor ve kendi kendisine e, bunu asla kullanmaması gerektiğini ve hayatını kaybedebileceği konusunda böyle e, bilgiler vardı... Ve bu da bir bütünleşmesi sağlamıştı benim yazdıklarımla. Daha bir anlamlı olduğunu hissetmiştim. Benim aslında bugün sizlere bağımlılıklar ve bağımlılıklardan serbest kalma üzerine anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Esas olarak... Son e, olarak söylemek e, istersem e, gerçekten eğer bizler bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsak bunları gerçekleştirecek kişi yine biziz ve bunların sorumluluğu bize ait ve zaten böyle bir bilinç seviyesine ilerleme şansını e, desteklerle böyle farkındalık eğitimleriyle olsun ya da uzmanların yardımlarıyla olsun alarak ilerlediğimizde aslında e, televizyonlarda filmlerde e, gördüğümüz e, bırakamamalar e, tabi bunlar da çok yoğun bu kadar kolay değil konuşması konuşarak kolay tabii ki bir yaşayan için e, bağımlılıktan kurtulmak o kadar kolay bir konu değil ama bir taraftan da farkındalık eğitimlerinin benim de yaptığım eğitimlerle e, benim de sıfırlanmak adı verdi, e, adını verdiğim eğitimlerle kişilerin özde e, kendileriyle kalpleriyle bağlantıya girebildiklerinde kendi e, özleriyle temasa geçebildiklerinde böyle bir enerji alanına girebildiklerinde e, evet farkındalık çok önemli oluyor burada böyle bir farkındalıkla ilerleyebildiklerinde o zaman bağımlılıklardan da kurtulmak değil de belki bence benim görüşüme göre bağımlılıkları dönüştürmek Dönüştürerek onları kendimize zarar vermeyecek bir hale getirmeye karar vermek ve oradan ilerlemekle çok güzel sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum ve bunu da bugün sizlerle buradan paylaştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için iyi günler diliyorum hoşçakalın.